Şimdi geçelim mi yürüyüşe? Olur olur. Şimdi Hasan Hocam dün e, İstanbul'da gerçekten tarihi bir yürüyüş vardı. Yani tam adı şu. Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet. Şimdi Galata Köprüsü'nde 308'di galiba sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği bu yürüyüş aslında başlangıcı, yürüyüşün gerçekleştiği an, verilen mesajlar her şey dört dörtlüktü ama her şeyin önüne geçen bir şey oldu. Orada bir vatandaşımız bir kendini bilmez müptezelin saldırısına uğradı. O da genç bir çocuktu ve maalesef bu yürüyüş değil o olay konuşulmaya başlandı ve bu olayla ilgili çok fazla iddia var, tahmin var. Siz bu işleri böyle bilen biri olarak, akademik düzeyde çalışan biri olarak o saldırganın oraya bilinçli gittiği, gittiği iddiası var. O diyor ki ben elindeki kelimeyi tevhidden rahatsız oldum. Hilafet bayrağı sandım. O yüzden saldırdım. Ee, siz bu olayın arkasında ne olduğunu düşünüyorsunuz? Basit bir e, saldırı mı yoksa orada bu yürüyüşü gölgelemek için düzenlenmiş bir provokasyon mu var? Şimdi bu provokasyon mu olup olmadığı meselesini tespit edebilmek için çeşitli verilere ihtiyacımız var. Yoksa gerisi akıl yürütme oluyor. Akıl yürütme kısmıyla da yalnız ulaşabileceğimiz çok önemli noktalar var. Yani bizi aydınlatabilecek noktalar var. Şimdi şöyle düşünelim. Kendimiz üzerinden düşünelim. Benim dünya görüşünü hiç benimsemediğim bir insan olabilir. Diyelim ki ben çok milliyetçiyimdir. Bir başkası çok küreselcidir. Diyelim ki ben sosyalistimdir. Bir başkası kapitalisttir dünya görüşünü hiç benimsemediğim, dini görüşünü hiç benimsemediğim, mezhepsel tarını hiç benimsemediğim, rahatsız olduğum belki değil mi? Yani hani diyelim bu, bu tarz insanlar olabilir ki insanlar istediklerini istedikleri konuda düşünmekte serbesttir. Ama o insanların bir gösteri yürüyüşü yaptıklarında onların yakınından geçiyorsam en fazla kişisel olarak rahatsız olurum biraz yolumu değiştirmeye gayret ederim değil mi? Sıradan insanlar olarak biz böyle şeyler yaparız. Böyle tercihlerimiz olur. Herhangi bir şekilde e, üzerinde kelimeyi tevhid ifadesi bulunan yani hani Müslümansak zaten hani bir insan Müslümansa o kelimeyi tevhide şahitlik etmiş anlamına gelir. Müslümansam kelimeyi tevhid e, ibaresinin bulunduğu bir bayrakla geçen insanın aslında sadece kendi çerçevesinde söz söyleme hakkını ortaya koyduğunu düşünürüz. Ondan rahatsız da olabilirsiniz. Rahatsız da oldunuz. Ne yaparsınız? Yolunuzu değiştirirsiniz. Bazen şu noktaya varabiliyor. Taraflar birbirlerine sözlü sataşmaya da gidebiliyor. Ama bir insanı herhangi bir şekilde bir konuda gösteri yaptı diye yumruklamaya kalkmak normal bir insan evladının yapacağı bir iş değil. Yani hiçbirimiz hiç kimseyi sokakta fikrinden dolayı veya yaptığı gösterisinden dolayı yumruklamaya kalkmayız. Bunun içerisinde ya dediğiniz gibi örgütlü bir şekilde oraya gidip bu saldırıyı planlamış olmak gerekir, bilmiyorum. Ya da beynim öylesine bir hale getirilmiştir ki süngerleştirilmiştir ki öyle bir nefret e, pompalanmıştır ki benim beynimin içerisine. O tür insanları ölümcül bir tehdit olarak görüyor olmalıyım ki ilk gördüğüm yerde ondan hesap sorma hissiyatı bende oluşmuş olmalı. Bu iki ihtimalden bir tanesi. Birincisi ise tehlikeli bir şey, ama sonuçta güvenlik kuvvetlerinin çeşitli operasyonlarla ortaya çıkarabileceği bir mesele. Ama ikincisi ise çok tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz. Hakikaten ülkemizde uzun yıllardır ben bu ülkede bir nefret dilinin sürekli insanların üzerine boca edildiğini, insanların bilerek bir şeylerden nefret ettirildiğini düşünüyorum. Yani şimdi bakın o, o gün, o gece hemen arkasında, hemen öncesinde işte bu Suudi Arabistan'daki maçın arkasında falan yani sabah akşam bir Arap lanetlemesi seansı yaşadı bu toplum. Yani Düşünsenize çok uzun süredir Arap'tan nefret eden, işte ne bileyim dindardan nefret eden, AK Parti'den nefret eden, AK Parti'ye yakın gazeteciden nefret eden, AK Parti ile aynı frekansta düşünen, e, akademisyen akademisyenden nefret eden, ona yakın muhtara hesap soran falan böyle bir dil gelişti Türkiye'de. Şimdi bakın herkes siyaset yapar. Neden? AK de? Parti de siyaset yapar. Ya bu kutuplaşmanın neden? Neden biliyor musunuz? Çok basit söyleyeyim. İsterseniz açarım. Muhalefetteki siyasi partilerin kapasitesinin çökmesinin ardından kendi kapasitesizliklerini idare etmek için toplumu bir arada yani bir muhalif kitle inşa etmek için hep aynı dili kullandılar, nefret dilini. Eğer siyasette belediye seçimleri yaklaşırken hangi projeleri öne çıkardığınız, kentsel dönüşümle ilgili ne yapacağınız işte o şehre ne sunacağınızla ilgili bir hesabınız yoksa sadece ve sadece kazanmanız için kendi kitlenizin bir insandan, bir siyasi hareketten, bir toplumdan, bir halktan nefret etmesi gerekiyorsa, bu farklı aktörlerin bir araya birleşmesi için siz pozitif siyaset üretmek yerine uzun yıllardır negatif siyasetten besleniyorsanız, başka bir argümanınız kalmadıysa siz bu tür olayları sürekli kendi fırsatınıza dönüştürecek bir hale getirirsiniz. Bakın uzun yıllardır söylüyorum. Mesela İyi Partiyi alın, Dem Partisi yeni adıyla alın. Şimdi bu ikisinin aynı belediye başkanına, bu ikisine gönül vermiş insanların aynı belediye başkanına oy vermesi normalde mümkün mü? Normalde. Normal değil. değil. Yani normal siyasetin akışında siyasi partiler neden vardır? İyi Parti der ki ben milliyetçi bir parti, milliyetçi seküler bir partiyim. Milliyetçi ve seküler bir gündemle ortaya çıkıyorum. Onu takip edeceğim. O çerçevede belediye başkanı adayım olacak. O çerçevede ekonomiyi yöneteceğim. O çerçevede ülkenin güvenlik siyasetini yöneteceğim. İYİ Parti'den veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendi siyasi ideolojileriyle ilgili, kendi siyasi tutumlarıyla ilgili herhangi bir pozitif gündem yok. Mu? Hayır görmüyoruz. Ama bir belediye seçimine giderken bu iki partiye, bu farklı partilere gönül veren insanların aynı adaya oy vermesini sağlamak için ne yapmanız lazım? Ona daha büyük bir kötülük gösteriyor olmanız lazım. Ona daha büyük bir kötülük işaret ediyor olmanız lazım. Sürekli bu oldu. Ben zaman zaman gazetede yazarken de, köşe yazıları yazarken de, işte bu tür programlarda da dile getirmeye gayret ettim bunu. Ya bakın, Türkiye'de HDP'ye şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine veya İyi Parti seçmenine 12 şehit geldiği günde bile siz öfkenizi diri tutun. Asıl düşmanımız PKK veya DEM Partisi değildir. Asıl düşmanımız Erdoğan'dır. Meselesi Türkiye'de muhalefetin dayandığı tek siyaset noktasıdır. Bunun dışında bir siyasi söylemlerini ben uzun yıllardır bilmiyorum gerektiğinde raftan Atatürkçülüğü indirip Atatürkçülük üzerinden böyle çok özür dileyerek söylüyorum. Raftan indirerek ifadesini de özür dileyerek söylüyorum. İçi boşaltılmış bir Atatürkçülük tarifinin içerisine kendi kitlesini dahil edip öbür taraftan da nefret söylemiyle aramızdaki ayrılıkları göz ardı edelim. Asıl mücadele etmemiz aktör veya aktörler bu gruplardır. Bunlarla mücadele edelim. Bunun ötesinde bir siyaset üretilmedi. Siyasetin yükü toplumun üzerine yıkıldı. Toplum sürekli bakın aynı televizyon kanallarını seyrederek sabah akşam nefret seanslarına maruz kalıyorsanız, aynı gazeteleri okuyarak sabah akşam nefret seanslarına maruz kalıyorsanız, aynı e, sosyal medya fenomenlerini veya gazetecilerini takip ederek "eline sağlık" diyenleri sabah akşam takip ederek sıradan bir insana yolda yumruk atıp burnunu kırana eline sağlık diyen bir adamı takip ederek sabah akşam bunun e, yaptığı propagandaya maruz kalırsanız sabah akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya diğer muhalif bazı partilerin Cumhurbaşkanımız hakkında veya AK Partililer hakkında veya Cumhur İttifakı hakkında sürekli en ağırından yandaş, bilmem ne falan gibi isim takmalarına falana maruz kaldıysanız bir saatten sonra sizin için bu insanlardan nefret etmek doğal bir şey haline geliyor. Hocam. Ve nefret ettiğinizden hesap sor herhalde böyle bir kitle inşa edilmeye çalışıyor. Ben peki, tam tenzih ederim muhalefet muhalefete oy veren insanları muhalefete kendi hisleri, kendi tutumları nedeniyle, kendi siyasi tavırları nedeniyle, e, vicdani hareketleri nedeniyle oy veren insanları tenzih ederim ama bir grup insanın belli ki artık şartelleri dayanmıyor ve başka bir noktaya doğru sürüklenmeye başladı. Her Allah'ın günü bir ülkede sosyal medyada bir kargaşa, bir şey, bir operasyon havası olur mu? Yani futbol söz konusu olduğunda hop bir şey, bir ayaklanma varmış Ama gibi. Ama orada bir şey, şey soracağım. O bahsettiğiniz herhalde işte birilerin gardıropçu atatürkçülük diye bahsettiğiniz şey bu son kriz için geçerli değildi herhalde. Çünkü ben orada dikkat ettim. Herkes bu konuda gerekli şimdi e, işte Futbol Federasyonu açıklaması var. Galatasaraylı Fenerbahçe henüz tam resmi net açıklama yapmadı ama oradaki Atatürk hassasiyetinden Atatürk bahsetmiyorsunuz hassa herhalde. Olur mu? Atatürk hassasiyeti, bayrak hassasiyeti, İstiklal Marşı hmm. hassasiyeti bun, bunlara insanlarımızın hassas olması kadar doğal bir şey var mı? Hmm. Ama o hassasiyeti manipüle edenlerden bahsediyorum. Tam hmm. tam hikaye işte orada. Yani bir Nasıl sorun... Nasıl manipüle ettiler? Yani mesela... Anne ee, belki şöyle sorabilir miyiz? Ee, Neyse, senin kimsin? sorunu ha şöyle e, ben hocamın anlattıklarından aklıma gelen soru şu. Peki Türkiye'de bir böyle seküler ya da işte Müslüman kavgası mı, tartışması mı yaşatmak istiyorlar? Kendisini kendi kimliğini Müslüman olarak tanımlayan, milliyetçi, muhafazakar olarak tanımlayan kesimlerle seküler bir yaşam tarzını benimsediğini ve e, efendim işte hilafet bayrağı taşıyorlar diye tepki gösterdiğini söyleyen bir kitleye en azından sosyal medyada rastlıyoruz. Hani geçmişte bu ülkeyi işte sağ sol daha sonra Türk Kürt daha sonra Alevi Sünni layık anti -layık diye bir şekilde kamplaştırıp birbirine düşürmeye çalıştılar. Şu andaki senaryoda acaba uygulanmaya çalışılan sekülerler ve muhafazakarlar tartışması mı yaratmaya çalışıyorlar. Ama ben burada da araya girip Bugün yani yanıt boyutular. verirken bu bayat değil mi ya? Bayat değil ama başka enstrüman yok. Bunu Bakın yapıyorlar size, sanki. Size bir şey söyleyeyim. Bir, bir 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 şeyin üzerinden, bir hikayenin üzerinden anlatayım. Şimdi biz AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalarda şunu ölçmeye çalışıyoruz. Yani toplumumuzda insanlar ne kadar insan hakları ihlaline maruz kalıyor? Bu ne kadar devletten kaynaklı, ne kadar hükümetimizden kaynaklı, ne kadar mahkemelerden kaynaklı, Hı. ne kadar toplumdan kaynaklı, ne kadar ailelerden kaynaklı. Veya gerçekte uğramamış ama uğradığını düşünüyor. Ne kadar insan ülkede son yıllarda özgürlüklerin genişlediğini veya daraldığını düşünüyor. Bunları ölçmeye çalışıyoruz. Bunu ölçmeye çalışırken karşımıza çok ilginç bir sonuç çıkıyor. Mesela %52'ye 48 değil mi son işte seçimler. İnsan hakları konusunda böyle muğlak basma kalıp ifadelerle soruları sorduğunuzda mesela yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı mesela ifade özgürlüğü bilmem ne böyle içini doldurmadığınız muğlak ifadelerle soruyu sorduğunuzda yüzde 48'e 52'lik oran orada karşınıza çıkıyor. Çünkü ezberden cevap geliyor. Çünkü insan haklarına bakışı seçim davranışını değil de oy verdiği partinin söylemi insanın hissettiğini yani insan hakları konusundaki hissettiğini tarif etmeye başlıyor. Halbuki normal olan nedir? Bu partiyi insan hakları konusunda başarılı buluyorsanız onu onu desteklemiyorsanız bile başarılı şey. Ama somut örneklere geldiğinizde basma kalıp ifadelerden bu topluma dayatılan bazı şeyler var ya o ifadelerden sıyrılıp geldiğinizde mesela polis şiddetine maruz kaldınız mı dediğinizde toplumun sadece yüzde üçü. Evet maruz kaldım diyor. Bazenlerle vesairelerle topladığınızda yüzde on maruz kaldım diyor. Peki ee, şöyle söyleyeyim. Yaşam, ilgili Yaşam tarzı ilgili var mı? Yaşam tarzı, kılık kıyafetinizden dolayı Hı. uğradınız mı diye sorduğunuzda hiçbir zaman uğramadım diyenlerin oranı yüzde altmış dört. Herhangi bir şekilde az veya bazen sık sık diyenlerin oranı ise yüzde beşler onlar civarında. O aralığı tam hatırlamıyorum. Öyle bir aralıkta kalıyor. Veya işte kılık kıyafet dini görüşünüzden dolayı bir ayrımcılığa uğradığını ve size çok ilginç bir şey söyleyeyim o yüksek o, o uğramadım oranlarının da yani uğradım diyenlerin de en az yüzde otuzu devletten değil toplum tarafın e, dev, en az en az yüzde yetmişi yüzde altmış beşi devletten değil toplum tarafından uğrayanların. Tabii. Şimdi Hı -hı. bakın neden toplum meselesini öne çıkardım biliyor musunuz? Son günlerde biraz onu düşünüyorum. Yani siyaseten, biz özgür bireyler olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak özgür, kaliteli bir yaşam yaşamak istiyoruz. Ama siyaset, muhalif siyasetin çökmüşlüğü, muhalif topluma öylesine bir yük yükledi ki, nefret etmelisin, sürekli o nefreti dir, diri tutmalısın, sürekli o, sü o basma kalıp ifadelerle insanların düşünmesini sağlamaya yönelik eylemleri biz uzun yıllardır izliyoruz. Polis şiddetine uğradın mı? Kılık kıyafetinde Hani şortlu, başörtülü tart Yok böyle bir tartışma. Bu arada gençlerin arasında yok. Elf, söyleyeyim. Gençler, yani toplumun genelinde yok. Yüzde yetmiş hiçbir zaman uğramadım diyor. Birileri bazen falan gibi ifadeler kullanıyor. Ama kesinlikle uğradım diyenler yüzde üçler, beşler civarında. Yani bu hani hiç olmasın tabii ki hedefimiz o ama bu, bu düşük, bizim beklemeyeceğimiz kadar düşük bir rakam. Umduğumuz gibi düşük bir rakam. Ama bunun bile, şunu hı hı. söylüyorum, burada bile devletten uğradım demiyor. Hı hı. Üçte ikisi toplumdan uğradım diyor. Yani topluma yönelik bir baskının olduğu, toplumu e, germeye yönelik bir e, çabanın olduğunu aslında bu bize gösteriyor. Peki şimdi futbolu konuşacağız. 13 dakikamız kalmış bu arada ama bir soru sormak istiyorum. Buradan dünyaya verilmek istenen mesaj neydi? Hem Filistin meselesi var hem 12 şehidimiz var. E, çünkü devamında bir soru soracağım. Çok gelen bir soru bana etrafımdan o yüzden. Ya burada ya burada verilen mesaj ne sadece Filistin ne Gazze meselesi ne sadece şehitlerimiz meselesi. Hepsini toparlayıp Türkiye'nin bu tür konularda ortak vicdani bir tavrı var. Bakın her türlü olay. Biz Ukrayna meselesinde de Ukrayna meselesinde mesela Ukrayna işgale uğradığında Türkiye'nin tavrı ne oldu? İşgali tanımıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Ama öbür taraftan bizim Rusya ile ilişkilerimiz de bir şekilde devam etti. Gazze meselesinde insani bir dram ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren Türkiye'nin tavrı ne oldu? Ya yani kusura bakmayın bunun Müslüman olması, bunun Arap olması, bunun Filistinli olması, bunun Gazze'de yaşayan çocuk olması, kadın olması bu, bu, bu bir şey değil. Bu insan ve insanları katlediyorlar. Yani sırf e, Müslümanlığıyla, sırf işte Filistin olmasıyla falan bunun alakası yok. İnsanlık katlediyor. Biz dünyanın dört bir tarafında öldürülen çocuklar, öldürülen kadınlar için aynı tepkiyi vermek mecburiyetindeyiz. E bir de Müslüman coğrafyada, kendi yakın coğrafyamızda bizi çok yakından ilgilendiren bir coğrafyada olduğu için insanlar ne yapıyor değil mi? Kalabalıklar, yüz binler halinde sokağa çıkıyor ve Filistinli insanlar için hissettiğini dile getirmeye gayret ediyor. Ha dünyada karşılık bulur, bulmaz, sonuç üretir, üretmez. Bütün bu tartışmalar e, süfli tartışmalardır. Bir insan olarak tavrınızı koyabilmek, pozisyonunuzu alabilmek, ona karşı bir haykırış ortaya koyabilmek önemlidir. Veya gerçekte aslında Filistin meselesinin Türkiye'de toplumda önemli bir mesele olduğu, bunun sadece insani boyutu değil, stratejik vesaire boyutlarıyla da Türkiye'yi çok ilgilendirdiğini bizim artık kavramamız, toplumun tüm boyutlarıyla kavramamız Şunun gerekiyor. için sordum. Ee, bazı Oradaki isimler... mesele PKK kadın meselesinden bağımsız değil. Hı hı. Oradaki bir biraz önce onu ilk başta onu söylemeye çalıştım. Gazze'de, Filistin'de bu çatışmalar devam ettiği müddetçe. Filistin'de barış olmadığı müddetçe Orta Doğu'da hiçbir devlete rahat huzur yok. Hı hı. Bu 70 yıldır bilinen Şimdi bir sizi yaşıyor. anons ettiğimden beri e, hem bazı tanıdıklarımdan hem de hiç tanımadığım e, sosyal medya kullanıcılarından e, Atatürk nasıl ortak değerse şehitlerimiz de bizim için çok kıymetli. E, Filistin meselesinde de aynı noktadayız peki AK Parti bunu niye o saatte ve birinde yaptı? Sadece kendi tabanını toplamak için mi? Belki biz de katılmak isterdik. Bunu, bunu AK diye Parti bir... yapmadı. Bunu sivil toplum yaptı zaten. Biliyorum. Biliyorum ama hani yani ee, işte sonuç itibariyle 1 Ocak bunu başka bir saate taşımazlar mıydı? Amaç STK'ların sadece belli bir tabanı toplamak mıydı? Yoksa hani birliktelik derken o birlikteliğin içinde yer alınabilecek başka bir düzenleme yapılamaz mıydı diye çok ya, soru geldiği için soruyorum. Şöyle yani şimdi Bir STK toplantısına Hı. benim bir parti temsilcisi olarak öyle yapılsa daha iyi olur, böyle yapılsa daha iyi olur deme Olmaz şansım tabii. zaten yok. Evet. Şöyle 308 tane STK toplanmış, hı hı. kendi aralarında çalışmış. Bu keşke 308 değil de 1008, 1308 olsa, çok daha STK katılsa, farklı görüşlerden STK'lar katılsa, işte buna e, dindar muhafazakar STK'lar, milliyetçi STK'lar, işte ne bileyim liberal STK'lar, sosyal demokrasi hepsi katılsın ya. Hakikaten hı hı. mesele bu tam yapmamız gereken şey de bu. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyorsa bunun Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi yok. yok. Ya burada insan öldürülüyor. Öldürülüyor. Sivil insanlar askerler tarafından öldürülüyor. Buna buna tepki vermek bu saatte, başka saatte. Yani bir başka STK'lar grubu da benim, benim ideolojik olarak hiç Ortak paydam olmayan bir STK'lar grubu, 10 tane STK, 100 tane STK bir araya gelsin. Gider ben misiniz? De gider, giderim tabii ki. Niye Süper. Gitmeyeyim? Yani Bütün hikayemiz bu değil mi? Ortak sesi artırmaya çalışmak, Hı -hı. ortak bir pozisyon üretmeye çalışmak burada yaşanan insanlıktır anı için. Aslında... Nasıl Hı -hı. bayrağımıza, istiklal marşımıza herhangi bir sorun çıkartıldığında bunun adı ister Suudi olsa, gerçekten böyle bir şey varsa... Bunun adı Suudi Arabistan'da olsa, Japonya'da olsa, Belçika'da olsa hepimizin tavrının aynı olması gerekir.